Yoksa 17 yıldır verdiğimiz Allah mücadelesi devam ediyor. 17 yıldır dediğimiz gibi. Biz bittiğimiz yerden hıza bitmez. Biz bittiğimiz yerden hıza bitmez. Tamam, tamamdır abi. Tamam abi. Hadi bay bay. Zaten açıklamayı da çekeceğim şu an. Öyle gelmeyin. Tamam. Volkan beni duyuyor musun? Şurada gerçekten geldiğim 10 kişilik bir yer ayarlayabilirsek. Arkadan yol açar mısın? Arkadaşlar biz geriye gidemeyeceğim. Daha fazla öne geldi. Biraz daha biraz evim siz de. Biraz geri gidiyoruz. Size de şöyle mikrofonu rahat rahat tutabilirim. İçlenmese. Senden dolayı baskı geldi de öyle. Ben değil, ben kendim değil ama bak beni de itiyor arkada. Ama senin arkadakilerin söyle abi. Beyle yüklenmeyin bak. Öndekiler gidiyor. Arkada bir de söyledim bakalım. Ama orada yer Hepimiz Hırvatız, hepimiz Ermeniyiz. Sen gir oraya. Sen gir oraya. Sorun. Engelliyor muyum? Çantanı içeri verelim bence. Evet. Değerli arkadaşlar. Kullanın bence kalabalık çünkü. Daha durulmaz yoksa. Ben de.
Arkadaşlar konuşmacı orada olacak, tamam mı? Şeye basın. Cemil'e basın. Arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Burak Dink'in arkadaşları. Sevgili Grant'ımızın son kez çıktığı kapının önündeyiz. Vurulup düştüğü yerdeyiz. Yine bundan önceki 17 yılda olduğu gibi bu ülkenin vicdan ve adalet duygusu güçlü, kardeşlik duygusuna sahip çıkan, barış için, demokrasi için yüreği çarpan insanları burada bir kez daha acımızı, öfkemizi ve isyanımızı birbirimizden güç alarak bunun için yan yana, omuz omuza olarak bu meydanda gerçekleştiriyoruz. Biz buraya 19 Ocaklar dışında bu 17 yıl boyunca ikinci kez geliyoruz. Birincisi cinayetten 5 yıl sonra 19 Ocak Hrant Dink anmasına 2 gün kala o müsamere gibi mahkemenin verdiği, daha doğrusu bu ülkenin vicdan sahibi insanlarının yüzüne çarptığı kararın ardındandı. Sevgili Raquel Dink başta olmak üzere Beşiktaş'taki mahkemeden akşam vakti yürüyerek buraya geldik. Bu kararı tanımıyoruz. Adalet istiyoruz dedik. 16 yıldır her 19 Ocak'ta bu meydanda sadece Hrant Dink'i, arkadaşımızı, Hrant Dink'i anmak için değil, buradan adalet talebini seslendirmek, yükseltmek için geldik. Bugün ikinci kez işte buradayız. Hrant Dink'in vurulup düştüğü yerdeyiz. Bugün buraya gelmemize vesile olan kötülük uzun bir tarihsel sürecin son damlası gibidir. Biz bu dava başladığı günden itibaren gerçek suçluların yargılanmasını istedik. Bu hiçbir zaman olmadı. 3-5 tane tetikçiyle bu davayı kapatamazsınız dedik. Yaşı küçük ayarlanmış tetikçi nitekim mahkemenin verdiği cezayı doldurdu ve çıktı. Bu bir infiale neden oldu. Bu çok doğal. Çünkü bunun arkasında 100 yıllık kötülük var. Bunun arkasında 16 yıldır süren hukuksuzluk var. Grant'ın arkadaşları, hepiniz tanıksınız. Duruşmalar, mahkemeler boyunca, geçen yıllar boyunca Hrant Dink'i bu tetikçilerin önüne atan, onu hedef gösteren, katline ferman çıkaran hiç kimse bu davada yargılanmadı. Bugün yüzüm